Howdy, y'all. Well, did you miss me? Go on and say I told you so. Yeah, now I know the straight life is a no-go. Yeah, I was wrong. I tried to get domesticated, but yesterday I finally couldn't take it, and I was gone. I probably should have told my wife, but the minute I saw the light. Günaydın. Texas'tayız. Texas'ın batısına doğru gidiyoruz. Şimdi Instagram'da anket yaptım. Arizona'ya mı gidelim, Wyoming'e mi gidelim diye. Arizona önde gidiyor. Herkes Arizona'ya gitmemizi istiyor. Gerçekten gider misiniz? Giderim. Wyoming'e de gitmek istiyorum ama belki Wyoming'i erteleyebiliriz Arizona'ya gitme konusu çıkarsa. Çünkü ikisinden birisine gidebiliriz. Yani belki sonra Wyoming'e gidebiliriz Kaliforniya'dan sonra. Planımız şu. Ben şimdi Arizona çıkınca Arizona güzergah yolumuzun üzerinde üstelik. Ona da baktım. Önde de gidiyor anketlerde. Neyse, konu şu. Texas'ın kuzeybatısındayız. Arizona ve Wyoming yol ayrımına doğru devam ediyoruz. Nereye döneceğimizi henüz bilmiyorum. Yani %60 oranında Arizona'ya dönecekmişiz gibi bir durum var. Onu söyleyeyim dedim. Herkese günaydın. Ya da iyi akşamlar. Görüşürüz. Zevkli olsun. Çok geniş. Yani Texas gerçekten çok geniş. Yollar çok geniş. Yolları Texas. Buluyorum. Hop. Stop sign. Burada, burası Türkiye değil arkadaşlar. Stop sign'da durmazsan stop levhasında adama oyuyorlar. Yani 3.59 benzin pahalı. Geç yavrum. Hala idare eder. Evet, ne diyorduk? Bak yola bak. Yol, bu yolu karşıdan karşıya geçmek için Uber çağırman lazım. O kadar geniş yol ya. Yani ülke, kasabalar falan da geniş. Yani orada bir ev var, orada bir ev var. Yani bakkala gidip iki ekmek alacağım dersen vallahi trene binip bilet almanın falan lazım. Yani öyle bir şey. Texas. Bir de etrafta öyle levhalar var yol kenarında. Mesela şeydi yani. Florida'da işte dışarıya çöp atmayın, cezası şu kadardır falan diye. Buradaki levhalarda ne o şey diyor, don't mess with Texas'ı. Yani Texaslı'ya kafa tutma, çöp atma, oyarız tarzı şeyler var. Levha, uyarı levhaları var. Efendim, Texaslı. Güzel, Texas güzel, beğendim ben. Evet, burayı da beğendim. Ama tabii, büyük ha, burası Türkiye'den büyük ya. On the jukebox, back and back, I'm so drunk, I'm singing like a maniac. Smoke so much, I about had a heart attack. So it's a fact, the rascal is back. New Mexico'dan merhaba. Hiçbir yerin tam ortasındayız. Uzaktan bir yol geçiyor. Bir de tren yolu var. Başka da bir bok yok yani. Derler ya, hiçbir yerin tam ortası. Middle of nowhere. New Mexico. Hiçbir şey yok ya kilometre. Yani ufuk hattı boyunca hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece araçlar var. Tam bir çöl. Up in a suit and tie, pulled out the driveway 7:45. Yeah, in the morning. She started having baby fever. She made me trade my Harley for a Kia. Oh, help me, Lord.
Sorunumuz var Houston ama çözdük. Şimdi ben bataryaları refurbish yapıyorum. Refurbish yani Türkçesi ne demek? Bunun restore ediyoruz diyelim. Şöyle. Yani orada bir 10-15 tane falan bir batarya var. Selleri, hücreleri arabanın. İşte onları giderken de aynı zamanda o iki tane aletle refurbish yapıyorum. Sonra bir yerde kalırsam uzun süre birkaç gün onları değiştireceğim. Eskilerini alacağım. Eskilerini refurbish yapmaya başlayacağım. Ve böylelikle yakıttan tasarruf yapacağım. Çünkü Amerika'dan çıkınca yakıt önemli bir harcama gideri olmaya başlıyor. Burada bile önemli çünkü 4 dolara falan yaklaştı. Bir de İsrail mevzusundan petrol yükseldi falan. Şimdi neredeyiz? Arizona'nın tam ortasındayız. Tabii bütün bu işler olunca böyle bir baktım sigortası atmış. Yanmış yani kablo. Ben ona sigorta koymuştum. Neyse onu değiştirdim çalışıyor. Çünkü aşırı akım çekiyor bataryaları refurbish yapmak için. Ama şöyle bir şey. Burada bir otoyol var ama çok işlek değil. Şimdi kamera açtığım için araba geçiyor açıkçası. Onun haricinde hiç ses yok bak. Hiç ses yok. Çok uzaktan gelen bir araba sesi var. Yani börtü böcek sesi bile yok ya. Çok çorak topraklar. Şöyle bakın. Hiçbir şey yetişmez burada. Tabi her yer özel arazi. Bak tel örgüyle çevirmişler dibimizi. Ama ne var ki hiçbir şey yok yani. Sadece bir arazi var yani. Head northwest on Arizona 264 West. So much about had a heart attack, so hang on to your hats. The rascal is Evet, burada gördüğünüz bu iki arkadaş yerel halktan iki kişi. Indian, yani Kızılderili. Ben benzin istasyonu çalışıyor mu diye girdim. Çünkü buralarda benzin istasyonunu kaçırdığınız zaman bir sonraki benzin istasyonu kaç yüz mil ileride bilmiyoruz. O yüzden ara yollardayız çünkü. Bu arkadaşlara benzin istasyonunu sorayım dedim. İkisi de zihzuruna sarhoş. Şu anda sabahın körü aslında. Çok erken. Oldukça erken diyelim bir vakit. Bunlar ben bir şey sorarken daha birisi hemen birkaç dolar verir misin falan dedi. Ötekisi de benzinliği tarif ediyor. Arkasını dönüyor işte şuradan 5 mil git falan demeye çalışıyor. Ötekisi de parayı almaya çalışıyor. Çünkü ben birkaç yani şey çeyreklik vermeye çalıştım. Parayı aldığını gören diğer yolu tarif eden vatandaş bunun eline vuruyor. Bana da versene falan filan diye. İkisi de ayakta zor duruyor falan. Çok komik bir şeydi. Tabii insanların haliyle dalga geçmiyoruz ama sevimli derecede komikti. Yani aşağılamak açısından değil. Bayağı da kafaları güzeldi bunların. Sonra ben ileride bir tane arabaya sordum. Benzinlik var mı? Çalışan bir benzinlik falan diye. Ya bu benzinlik herhalde iflas etmiş. Gayet normaldir yani. Geçen giden yok yani. Biz çok tali yollardan geldiğimiz için. 5 mil ileride başka bir benzinlik bulduk. Konuyu çözdük. Ama bu arkadaşlar çok komikti. Görüntülerini çekemedim çünkü kamera ön taraftaydı. Hola. ¿Cómo estás? How are you? Oh, we're not too good. We're hanging. Is there any gasoline here?
Oh, I think you have to go back down to 191. Oh, okay. Back down. Burnside. This has been closed. That's about. Head north on US 191 north toward Arizona 264 east. Then turn left onto Arizona 264 west. About 4 or 5 miles. Oh, okay, it's there, huh? Yeah. On this road. Uh huh. Sure. You think you can help us out? You can't really. Head east on Arizona 264 east toward C292. A couple coins is okay? Yeah. There's some coins here because I don't have cash usually. Nobody uses cash together. Down this way. Down this way. Thank you. Allah'a koyayım. Bir şey soruyoruz. Para istiyorum. C292. There's no gasoline here. Huh? No gasoline. No gasoline? No. Go this way, bro, about 5 miles. Yeah. Alright, thank you. Aşağıdan 5 mil aşağıda bir benzin istasyonu olmuş. Oraya git dediler. Şimdi yarım depomuz var. Bu yollar uçsuz bucaksız arkadaşlar, yani belli olmaz ya. Yani. Burada öyle her 100 metrede bir benzin istasyonu yok. Head south on US 191. Continue on Arizona 264 west for 87 miles. Just record your motorcycle. Excuse me? I just record your motorcycle if you don't mind. You want to record our motorcycle? No, I just record your... Oh, you just recorded. Yeah. Okay. Where are you guys going? Just Sunday cruise. You live in around here? Mm-hmm. Cool. Yeah. I just saw you on the highway. You just passed me. Oh, okay. Yeah. So how was the riding? Good. You're riding just by yourself? You're riding yourself? Yeah. You need another passenger? I can come with you. Today, got nothing new to talk about, got nothing new to say, anyway. I fell in love with a girl downtown, then she walked away. That heart of coal, the sticks and stars, they put me here today.
renkli bir tane bir yer buldum. Tuba City. Nükleer silahlardan falan korunacak en güzel yer. Şimdi tepeye çıkıp tekrar çekeceğim. Aşağı indim. Sırf burası için. Never be the same. Evet, Prius'un power modu demek bütün motorun gücünü tekerleklere veriyoruz. Bataryaları şarj etmiyoruz demek. Dolayısıyla böyle durumlarda çok kullanılıyor. Burada drone uçurdum size şartları göstermek için. Bakın bu aşağıda gördüğünüz zemin aslında düz. Yani bütün her yer bu seviyede. Yani yükseklik seviyesinde. Şu karşıda gördüğünüz kanyon bu seviyenin çok altında. Böyle çok birden aşağıya doğru inen bir kanyon. Burası da tamam. Bir de burada yerleşim yeri var. Bu yerleşim yerinde bir de su şeyi yapmışlar, deposu yapmışlar. Onun için aynı seviyeye neredeyse gelen bir su deposu yapmışlar. Şimdi drone sağa doğru döndüğünde uzaktan göreceksiniz. Burası işte nükleer silahlara karşı son derece çok korunaklı bir yer geldi bana. O yüzden buraya çıkıp tekrar tekrar çektim ben ve çok güzel geldi bana. Şu anda mümkün olduğu kadar size anlatıp göstermeye çalışıyorum ama tabii gerçekte tabii drone görüntüsü hiçbir zaman gerçeğin yerini tutmaz ama uzakta bakın orada mantar gibi duran beyaz şey su deposu, onu niye yukarıdaki bir yerin üzerine koymamışlar ki, o kadar para harcamışlar, yazık. Burası işte kanyon, gördüğünüz gibi çok yani dümdüz bir arazide birden derinleşen ve orada devam eden enteresan bir coğrafi yapı, çok hoş, çok hoş, mükemmel, çok güzel. Evet, drone biraz daha döndüğünde Prius'u nerelere soktuğumuzu göreceksiniz. Arizona'dayız hala ve Grand Canyon'a doğru gidiyoruz. Sıra dışı bir yapı keşfettiğimiz için kaldık burada. Evet, şu yoldan tekrar ineceğiz. Şu patika'nın başındayız. Daha oralara kadar Prius'u soktum. Buraya gelmeyi düşündüm ama yol olduğundan emin olamadığım için ilk başta. Burada çok güzel bir uçurum var efendim. Neyse, uçurumun tepesinde bir gece geçirmeyi çok isteriz. Bakalım nasipse olur. (Gülüyor)